geldiniz. Oldum. Ben de memnun oldum. Yaşasın. Hoş geldiniz. Tunç, buyurun. Herkese merhaba. Bugün bir yerine iki konuğumuz var. Yanımda Elif Boyner, arkada Melis Abacıoğlu olmak üzere iki genç girişimciyi ağırlıyoruz yol boyunca. Hoş geldiniz. Çok özel, yeni bir, adeta bebek olan bir aplikasyon, Sweaters aplikasyonunu konuşacağız. Sporla ilgili olduğu için, insanların birlikte spor yapmasına olanak sağladığı için, sosyalleşmesine olanak sağladığı için tam bizim aradığımız konuklarsınız. Tunç'la özellikle çok heyecanlanarak bugün hazırlandık. Hoş geldiniz yeniden. Yaşasın, hoş bulduk. Bu kez benim yanımda dolu Tunç. Evet. Daha öncesinde yalnız seyahat ediyordum burada. İlk defa böyle oluyor gerçekten. Biz de yeni bir konsepte ek bir şey yaptık. Konuk ekledik. Bakalım nasıl olacak. Göreceğiz hep beraber. Şimdi baştan başlayalım. Elif ve Melis, nasıl tanıştınız? Bu fikir nasıl geldi aklınıza? Nasıl uygulamaya koydunuz? Buyurun. İsteriniz gibi konuşabilirsiniz. Sweaters aslında 2 sene önce Sweaters'ın fikri çıktı. Evet. O da ben 4 senedir çok ciddi spor yapıyorum. Sporun hayatımdaki büyük etkisini gördüm. Ve hep böyle şeydim, hiçbir şeyim böyle, ben bir şeyi çok iyi de iyi beceremem, sonunu getiremem korkusu vardı. Ve triatlon yapmaya beni çok çok teşvik etti arkadaşlarım. İlk triatlonu bitirdikten sonra da acayip bir gurur ve mutluluk duydum. Ve o gün arkadaşlarıma şey söyledim, yani siz beni nasıl böyle motive ettiyseniz ve beni nasıl ittiyseniz bir yol bulmam lazım ve benim başkalarını spora teşvik etmem lazım. Ve insanların da birbirlerini motive etmesi lazım diye. Nasıl olur, nasıl biter diye düşünmeye başlayınca bir hani uygulama üzerinden olsun diye düşünüp sonra da Sweaters fikri, yani Sweaters ismi geldi aklımıza. Şimdi uygulama tam olarak nedir? Ne işe yarıyor? Bir insanların birlikte spor yapması değil mi? Ana hedef bu Melis. Evet. Aynen. Uygulamanın amacı tamamen aslında bir spor arkadaşı buldurmak size. Spor arkadaşı buldurmak. Evet. Evet. Çünkü şey fark ettik ya, insanlar önce hep bence şunu arıyorlar. Diyorlar ki ben nerede spor yapacağım? Deyip böyle koşa koşa bir tane spor merkezi buluyorlar ve oraya üye oluyorlar. Aslında hani biz onu fark ettik Elif'le. Aslında olay o değil yani. Gerçekten insanlar birileriyle spor yapıyorlar ya da işte Elif'in dediği gibi birileri onu böyle motive ediyor. Hadi ya gel da olmadığı zaman diyor. Vazgeçiyorlar herhalde. Evet. Yani başlıyorlar. %48. Şimdi bakıyor mesela kulaklığını takıyor. Müzik tamam, müzik bir yere kadar. Ama bir yanında bir destek, bir arkadaşı yoksa vazgeçiyor. Belki aynen hani öyle. Sizin fikir yaratırken de insanlar arkadaş bulsunlar, motivasyon aynı şekilde devam etsin belki. Ya bir sürü biz araştırma karıştırdık bu dönemde. Onu gördük işte. Spor arkadaşı olanlar ya da işte eşi spor yapan, arkadaşları spor yapan insanlar 2.7 kat daha fazla spor yapıyorlar diğerlerine göre. Elif evet. Bir rakam getirdi, önümüze şok olduk. Spor salonuna yazılanların %47'si spor arkadaşı olmadığı için sporu vazgeçiyor, bırakıyor. Yani acayip bir rakam. Kesinlikle ana motivasyonlardan bir tanesi çevre, insanların bir araya gelmesi, birlikte spor yapması. Aynen öyle. O hedef neyse ona birlikte koşmaları. Aynen. Fikrin çıkış noktası bu. Bir de sadece arkadaş bulmalarına değil, anladığım kadarıyla mesela bütün orada eventler de yazıyor. Nerede ne olduğunu insanlar post ediyorlar. Evet. Ve sen de gidip ona katılabiliyorsun o post edilmiş evente, değil mi? Aynen. Yanlış söylemiyorum. Kendi etkinliğinde biz onlara hadi diyoruz. Hı hı. Kendi hadini de açabiliyorsun. Hmm. Mesela Melis geçtiğimiz gün tenis hadisi açtı. Tenis arkadaşı arıyordu kendine. Hı hı. Dündü değil mi Melis? Dün akşam da tenis oynadık aynen. Bir tane tenis hadisi açıp tenis bir hadisini bir araya geldik. Bildiğiniz için böyle konuşuyorsunuz da ben biraz açmayayım. Hadi nedir? Hadi deyince ne oluyor? Hadi mi diyoruz? Hadi. Ya spor etkinliği çok sıkıcı bir kelime yani. O nedir? Hadi şunlar. Hadi etkinliğin adı mı? Ha, evet. Gözüküyor mu buradan acaba? Hadiler, etkinlikler. Hı. Yani işte markalar kendi hadilerini paylaşıyorlar. Yani kendi etkinliklerini, koşularını, işte futbol maçlarını veya hangi işte insanlar. Hangi spor dalları şimdi var ağırlıklı olarak? Vallahi koşmak 30'un üzerinde değil mi? Spor etkinliği. 30'un üzerinde spor var ama 5 tanesi çok ağırlıklı kullanılıyor. Ben tahmin etmişim. Koşu var. Yürüyüş koşu vardır mutlaka. Bravo. Yürüyüş tamam. Çok Jet var. Olabilir. Bravo. Bir dakika. Ötekiler hangisi? Diğer ikisini de keşfederseniz oldu bu iş. Tenis falan mı? Sen tenis yok. Futbol. Ha, tabii, aynen. Futbol ve beşincisi? Basketbol. Fitness. Fitness. Evet, fitness. Fitness. Birlikte. Şu andaki ilk 5 bu. Hı. İçerideki o 9000 kişinin ilk 5'i şu anda bu. Ha, bu futbol arada dediğimiz bayağı halı saha maçları, takımlar bir araya gelmeleri. Kaç kişi indirdi? Biraz önce ağzınızdan kaçtı. 9000 değil mi? Ya evet, çünkü şöyle bir sürpriz oldu. Daha 2 haftada. Evet, uygulama çıkar çıkmaz çünkü App Store bize böyle bir sürpriz yaptı. Bir sabah uyandık. Öne çıkanlarda bulduk kendimizi. Daha doğrusu favorilerde bulduk. Ertesi hafta da öne çıkanlarda bulduk kendimizi.
bir anda böyle şu anda zaten Elif belki açar. Sadece İstanbul'da da değil, İzmir'de de var, Ankara'da da var, Antalya'da var, Doğu'da var, Adana'da var. Şu anda çok farklı beklemediğimiz yerlerden sadece İstanbul ağırlık olmamız da çok güzel. Diğer şehirler de aynı şekilde gösteriyor. Hemen gösteriyorum size ekranı. Peki yurt dışına açmayı planlıyor musunuz bu aplikasyonu? Öyle bir plan var mı? Açmışlar zaten bizim yerimize. Öyle mi? Bakın etrafta birkaç tane söyle. Yurt dışında da var yani. Ya şey her duvarda yaşayan Türkler. Evet. Şimdi onu kullananlara sweaters mı diyoruz aynı zamanda? Evet, aynen. Yani hep bir spor yapalım, terleyelim ve sporun coşkusunu yaşayalım. Aynen. Ve herkesi harita üzerinden görüyor musunuz? Öyle bir şey de var galiba. Şöyle bir şey var. Şu anda harita üzerinden etrafınızdaki sweaterları görüyorsunuz. Önümüzdeki haftadan itibaren bastığınızda izin veriyorlarsa kim olduklarını görebileceksiniz. Böylece benim dibimde biri var. Aa bakayım ben bu insana ne spor yapıyormuş. Belki benimle aynı spor yapıyordur. Belki benimle aynı seviyede tenis oynuyordur. Deyip onunla iletişime geçebiliyorum. Tamam, şimdi bir de en baştan başlarsak genel olarak anladık ne olduğunu, anlamaya çalışıyoruz. Nasıl işliyor? Yani kayıt oluyor, indiriyor değil mi aplikasyonu? Sonra istediği sporu mu seçiyor? Belli gruplar mı var? Nasıl işliyor? Onu da konuşalım. Öncelikle uygulamaya giren kişiye sporunu soruyoruz ve seviyesini soruyoruz. Sporuna ve seviyesine göre içeriye giriyor. İçeriye girdikten sonra karşısına ona uygun hadiler yani spor etkinlikleri çıkartıyoruz. Hadi, tamam. Ve spor arkadaşları yani diğer sweaterları çıkarıyoruz. Bizim algoritmamız onun yaptığı spora ve seviyesine uygun kişileri ve etkinlikleri yani hadileri ona çıkarıyor. Haritada ise etrafınızda spor yapabileceğiniz yerleri, sağlık yeme içme mekanlarını ve diğer sweaterları yani diğer spor arkadaşlarını görebiliyorsunuz. Yani basketbol oynayacağım diyorsunuz, çok seviyorsunuz ama bir anda daha basketbolu yeni bırakmış insanların arasında bulmuyorsunuz kendinizi değil mi? Belli seviyeler var. Onları nasıl belirliyorsunuz? Baştan mı? Seçiyor, kişi seçiyor. Kişi dolduruyor kişi en başta. Evet, onu da anlatalım nasıl olduğunu. Tabii. Elif anlatsın onu da. Tabii en başta yazılım süreci var, onboarding süreci diye de söylenen. Evet. Onboarding'de sporunuzu seçiyorsunuz. 5 tane seviye veriyoruz. 5 seviye üzerinden belirliyorsunuz seviyenizi. Ondan sonra da nerede yaşadığınızı, nerede spor yaptığınızı ve nerede çalıştığınızı söylüyorsunuz ki size daha uygun eşleşmeler de olsun. Bunun üzerinden bu eşleşme olduğu zaman bir bildirim mi? Bildirim deniyor değil mi? Bildirim şeklinde sizi eşleştirdik mesela işte çok yakınızda birazdan maç başlayacak hadi oraya gidin falan. Onun gibi mi oluyor? Nasıl oluyor? Yani işleyişini biraz anlamaya çalışıyorum. Okey. Şimdilik ilk etapta sadece uygulamayı kullananlara diyoruz ki gel ve kullanıcıyı bul diyoruz. Ama bir zaman sonra şimdi şöyle aslında Big Data dediğimiz bu şey var ya bir sürü böyle şu anda bize şey geliyor, kullanıcı davranışı geliyor. Zamanla sistem akıllanacak ve size diyecek ki mesela hey sweater yanında tenis oynayan biri var hemen onunla oynamak istemez misin? Ya da hey sweater yanında birileri koşmaya başladı hadi onlara katıl. Ya da böyle uyarılar gelmeye başlayacak. Başlayacak evet ama biraz akıllanıyor şu anda sistem. Çok sizin güzel. Ne sevdiğinizi anlıyor ona göre yavaş yavaş bunları da yapmaya başlayacak. O zaman aslında kendinden çıkan değil mi Elif? Yani senin spor yapmandan, 4 sene önce spora başlamandan ve sendeki değişiklikleri görmenden aslında esinlenen bir altında bu işin bir altyapısı var. Hı-hı. Sonra iki arkadaş bir yere geliyorsunuz ve bunu bir hayata geçiyorsunuz. Bir girişimcilik hikayesine dönüşüyor. Hı-hı. 2 haftada da 9000 kişi indiriyor. Harika bir şey. Peki yani bu kadar gerçekten. Hakikaten ilgiyle karşılanacağınızı bekliyor muydunuz? Hayal mi ettiniz? Belli bir planınız, fizibilite raporunuz var mıydı? Nasıl karşılandı yani? Deli gibi çalıştık gerçekten 1,5 senedir ve iyi bir yerlere geleceğimizi düşünüyorduk ama bu kadar çabuk yani birinci hafta dolmadan Apple Store'da featured listesine girdik. Hani bunların bir noktada olacağını düşünüyorduk da yani 5. günden olacağını düşünmüyorduk açıkçası. Yorumlar, işte oraya gelen bir takım tepkiler var mı? Yani insanlar acayip geri bildirim veriyorlar. Yani çok güzel önemli. Olmuş, bu da olsun, şu da olsun. Yani gelişmesi için o önemli herhalde değil evet, mi? Evet, evet, evet. Ya bir de spor komünitesi muhteşem. Ya insanlar ya aynen bizim heyecanımızla neredeyse yaklaşıyorlar uygulamaya. Hakikaten kendi böyle uygulamaları bir ihtiyaç varmış gibi. Yani. Evet yani bizim heyecanımızla şey diyorlar, ya süper şimdi şunu yapın diye geliyorlar. Biz daha çok heyecanlandık. Hatta çok var bir şey söyleyeceğim. Pardon. Bir kullanıcı var, Melis bana bugün şey yazdı. Elif bu kişi kim dedi. İşte bir kullanıcı dedim, tanıyorum dedim. Tanıştım daha önce biz hadilerde buluştuk.
Ya, o kadar çok kullanmış ki uygulamayı çökertmek üzere. O kadar çok. Ya çok ciddiyim, sabah açtım en çok kullanan üçüncü kullanıcı. Ya diyorum ki bak, birincisi yazılımcı. Evet. İkincisi Elif. Üçüncüsü bu. Aslı. Şimdi kim bu Aslı? Aslı bunu bekliyormuş yani. Bu çağrı da kullanalım. Aslı yok böyle bir şey. Ortak gibi davranıyor. Ya erimiş uygulama vardı. Muhteşem Aslı. Yani Aslı'ya tapıyoruz şu anda. Evet, nasıl tatlı bir kız. Bir yürüyüşte, onunla bir kere yürüyüşe gittim. Yarın muhtemelen tekrar gideceğiz. Ve bayağı bir ekip kurmuş kendine. Ve bayağı onlar her sabah yürüyüşe çıkıyorlar. Ve hepsi yeni tanıştılar. Uygulama üzerinden. Bu daha iki hafta oldu. O bayağı hani gerçek sweater, şey, şapkalı. Ana kadro yani, neredeyse ofise. Peki yurt dışında örnekleri var mı? Daha hiç baktınız mı yurt dışında bunu yapan, hani o esinlenme kaynağı oldu mu, yoksa hiç yok mu gerçekten? Ya yurt dışında? Çok var ve o kadar komik hikayelerimiz var ki hatta bununla ilgili. Yurt dışında birçok insan bu uygulamayı denemiş, yani birçok girişimci bunun gibi şeyler yapmaya çalışmış. Biz de hepsine yazdık, hani böyle şey, global gençleriz biz de, hani yazalım, ulaşalım, neler yapmışlar bir öğrenelim dedik. Birçoğundan işte şey diye cevap geldi, işte okey tamam bir gün görüşürüz falan gibi. Bir tek Hindistan'da bir tane muhteşem bir adam var. İşte buna çok benzer bir uygulama yapmış, Playo diye. Ondan cevap geldi. Elif onunla olan Skype görüşmemizi belki anlatabilir. Vallahi çok bir iyi olur. Bir açtı Skype'ı. Evet. Şişko elinde sigarayla bir adam. Hello girls. Hiç sporla ilgisi yok. Tam yazılımcı yani. Sigara ve şişko. hiç alakası yok. Ya en tatlı adamı. Sonra? O bize şeyi anlattı, orada nasıl, niye oturduğunu, yani bu şeyi, yani kimse başaramamış bir türlü bu spor, sosyal spor uygulamasını yapmayı. Bu adam gerçekten crack etmiş olayı ve şeyden bahsediyor işte, insanlar birbirini buluyor, ardından nerede yapacağını bulabiliyor. Öyle bir sistem kurmuş. Aynı zamanda ben onu kullanırken sürekli bildirimler geliyordu. İnsanlar sürekli paylaştığını görüyordum. Evet. Diğerlerinden hiç gelmiyordu öbür uygulamalardan. Çünkü burada hakikaten bir topluluk, yani biraz böyle hakikaten bir local sports community şeyine ulaşmış. İşte sosyalleşme ulaşmış ihtiyacı. Birlikte spor yapmaya ihtiyacı. Evet. Peki acaba şey oluyor mu? Sadece ben şimdi aklıma geldi hani siz anlatırken, mesela çok dengesiz insanlarla da denkleşme ihtimalim var mı? Mesela yürüyüşle birisine şey yaptın ama bir baktın ki hiç böyle yani yanına bile yaklaşmak istemedin, birisiyle karşılaştın. Tabii sonuçta insanları bir araya getiriyor. Ama galiba bütün sosyal uygulamalarda var değil mi? Doğru aslında. Evet, o riski böyle. O biraz evet, kişinin kendi. Şimdi ben sabah kalktım, yürümek istiyorum Belgrad Ormanı'nda. Açtım Sweaters'ı. Ne yapıyorum oradan? Ben ormanımı buluyorum. Orada koşanlara mesaj mı atıyorum? Yani ben hakikaten tam iyice bir anlayalım nasıl oldu. Siz de bildiğiniz için konuyu. Şimdi ben filtreliyorum. Yürüyüş diye. Bakalım neler çıkacak. O filtreden de açıyor. Sana alternatiflerini gösteriyor. Aynen. Yürüyüşle ilgili paylaşım var. Moda sahilinde var mesela yarın. Yarın? Evet. Kim? Onu düzenleyen kim? Kendi bunlar aralarında düzenleyip sizin, bizim gibi oraya hadi diye etkinlik yaratıyorlar. Yani istiyorsanız kendiniz de burada hadi açıyorsunuz, yürüyüş yazıyorsunuz. Yani mesela örnek veriyorum, ben Balmumcu'da oturuyorum, Ortaköy'e yürüyeceğim. Hadi Ortaköy'e. Gerçekten yürüyelim. Yapacak mısınız yarın? Yapacağım, mesela bunu yapacağım tamam. Ben açtım uygulamayı da yükledim. Mesela saat yarın 6'da. Elif açalım bunu bence. Mesela Balmumcu'da ne yapıyoruz? Balmumcu'dan Ortaköy'e yürüyüş. Yürüyüş tamam açıyorum. Ne olacak şimdi, ona katılımcılar mı gelecek orada? Tabii, ben de yürüyeyim diye. Aynen. Çok iyiymiş ya. Yürüyüş. Ya ben de geliyorum yarın saat 6'da, oradayım. Neredesin? Okay. Balmumcu. Balmumcu. Okey. Girdin neredesin Balmumcu? Şimdi yarın saat 6'daki bu Balmumcu yürüyüşünü açtık hadi olarak. Evet. Herkes kendi etkinliğini oluşturabiliyor değil mi? Yarın saat 6'da. Aynen. Tamam. Yarın 6'da. Ve başka okay. Sweater'lar da katılmaya başlayacak. Ben de geliyorum. Yok, ben de akşam. Geliyorum diyecekler. Ha, akşam 6'da. Akşam 6'da seviyesi orta seviye diyelim. Tamam. Max katılımcı sayısı sınırsız mı olsun? İstediği yoksa sınırsız olsun. Sınırsız olsun. Etkinlik başlığı. Bam ne diyelim? Beşiktaş Deniz Müzesi mi diyelim? Diyelim buluşma mesela. Buluşma noktası. Yok hayır şey diyelim. Ata Koleji. Beşi Balmumcu. Var öyle bir şey. Bir dakika önce evet böyle yazacağım. Balmumcu'dan nereye? Bebeğe doğru yürüyoruz. Bebeğe doğru yürüyoruz. Öyle olsun. Bayağı ondan sonra açıklama yaz. Neydi? Ata Koleji. Ata Koleji önünde buluşuyoruz.
Şimdi bu tamamlandıktan sonra, ben arası boş kalmasın diye, tamamlandıktan sonra herkese anında gidiyor mu? Böyle bir etkinlik var. Yürüyüşle ilgilenen herkese bildirim düşüyor. Çok güzelmiş. Şimdi bu benim aynı zamanda telefonumdaki takvime eklendi. Ben mesela yarınıma gittiğim zaman saat 18'de Bağmamış'dan bebeğe doğru. Böyle bir hadi var, istiyorsan katıl. Evet. Katılmayı nasıl yapıyoruz? Ben de katılıyorum mu diyoruz? Ben mesela kızlar sahada turnuvası hazırlık maçı. Katılayım, sonra çıkarım içinden. Ve içine giriyorum, bakıyorum nasılmış, bana uygun mu? Hadi hadiye basıyorum. Etkinliğe katıldın diyor. Ondan sonra benim takvime düşüyor. Ama ayrılacağım, sonra geleceğimi zannetmesinler. Anladım. Mesela şu ana kadar en yüksek katılımcısı olan etkinlik şu ne anda oldu şu ana kadar? Ya da hangileri oldu mesela? Hani Melis. Atıyorum, 300 kişilik yürüyüş. İşte bilmem turnuva. Yunus'un ki şu anda görüşmüş vaziyette aslında. Ya şeyi bakıyorum kaç kişi var. Of. 300 kişi olan olabiliyor yani, o İnanılmaz. Kadar çok. Hangisi? Ne? Hangi konu? Hangi spor? Koşu. Yarın Bebek Sahili. Saat 7.30'da. Sabah. 2, 4. Akşam. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Helal olsun. Evet. 30 kişi. Sizin evet. 30 tane sırada bir araya gelip koşacaklar. Hiç kimse birbirini tanımayan, insanlar mutlu oluyorsunuz. Bir araya giriyorlar. İnanılmaz. Çok güzel. İnsanları harekete bayraklarımızı da götürelim oraya. Özetleyecek olursak insanları harekete geçiriyoruz. Spor yaptırıyoruz. Dolayısıyla hayatlarını değiştiriyoruz. Yani aslında şey o. Peki, dolayısıyla çok Elif, güzel. Aile destekliyor mu girişimi? Yani Cem Bey, Cem Boyner. Tabii zaten özellikle. İkimiz de, yani Melis de ben de, biz en baştaki aile fonu yani evet. Bir yandan Cem Boyner, bir yandan Melike Külahçı bizim ilk destekçilerimizdir. Evet, evet. Zaten belli bir şey söylendi bize, belli bir miktar, belli bir bütçe söylendi. Evet, evet. Bu bütçe dolduktan sonra siz artık kendi yanınızda kalkılacaksınız dendi. Şu anda tam ortadayız zaten. Yatırım, ilk işte melek yatırımcılarımızla bu hafta sonunda imzalarımızı atıyoruz. Çok güzel. Ama şey, yani mentörlük anlamında acayip destek aldık. Hem Cem Boyner'den. Lansmanda da zaten beraberdiniz. Evet, diye evet, evet. Gördüm. Evet. Hopi ekibinden insanlardan. Yani bizim evet. Etrafımız bir dolu mentörle dolu. Çok şanslısınız bu evet, anlamda. Evet, evet, evet. Bu uygulama geliştiriciliği gibi bir şey değil mi? Öyle bir şey bu işin aslı. Ve çok fazla tabii herkesin fikirleri var, bir şeyler yapmak istiyorlar ve aslında bütün dünya tabii oraya doğru gidiyor. Siz de bir fikirden yola çıkmışsınız ve müthiş bir şekilde büyüyor. Çok güzel. Peki bunu yapmak isteyenler, böyle fikirleri olan insanlar ne yapsınlar, özellikle ne etsinler, nereye yani, gitsinler, girişimciler, ne dersiniz? Aslında çok güzel destek programları var değil mi Melis? Yani mesela Boyner'de Buluşum diye bir program var, başka neler var, sen daha çok... Ya ekosistem acayip gelişiyor bir kere. Yani evet. Ben 5 sene önce ilk başladığımda gerçekten piyasada çok az insan vardı. Şu anda hızlandırma programları var. Melek yatırımcılık çok gelişti. Mentorluk tarafları çok gelişti. Sadece bir değil, birden fazla. Yani sadece para kısmını değil, mentorluk tarafında da acayip gelişmeler var şu anda. Yeter ki iyi bir fikrin olsun o zaman. Her şey bir fikirle başlıyor. Fikir ama o yetmiyor bence. Yani %99 evet niyet ama %1 hareket yani. Bir, bence hatta çok %1 bir fikir. Çünkü mesela çok affedersiniz böldü ama önemli. Bize Sweaters'a çıktığından beri en az 50 kişi bu benim fikrimdi dedi. Evet. Ama siz harekete geçtiniz. Ama tabii. Önemli olan o işte. Harekete geçmek. Bütün neredeyse fikir çok aldığımız yani. Konuklarda aynı sonuç çıkıyor. Hakikaten harekete geçmek, aksiyon ve sonuca götürmek kesinlikle. O fikri. Yoksa hani fikrin tek başına olması evet. Bir şey ifade etmiyor. Şu anda milyon milyar dolarlık bütün o sosyal uygulamaların hepsi kesinlikle. O şekilde fikir. Ona çok benzer fikirler var ama evet. Peşinden bir tanesi giden çıkıyor, başarmış. Yapıyor. Yani şimdi Facebook Yonca'yı taklit etti diyemeyiz herhalde. Ama Yonca vardı, hatırlıyoruz Yonca'yı. We'll be right back.
Peki evet. Başka neler var hayatımızda? Mesela senin sanatla ilgilendiğini biliyoruz. Hala resim yapıyor musun? Var mı yeni projeler? Çünkü sadece herhalde spor yok değil mi? Yapıyorum. Sergiye hazırlanıyorum şimdi. Sergi derken Art Basel'e paralel liste fuarı var. Çok önemli bir fuarmış. Çok heyecanlıyız. Benim Öktem Aykut Garay ile çalışıyorum. Çok sevdiğim, beğendiğim bir sanatçı var Lara Ögel diye. Lara ile benim işlerimi sergileyeceğiz orada. Bu 13'ünde Basel'de olacak. Şimdi ona bir yandan da ofis çıkış saatlerinde de aşağı katta stüdyoya iniyorum. O işlerimi yetiştiriyorum, o işlerimi hallediyorum. Şimdi ileride bir de kişisel sergim de olacak. Melis de tabii bir yandan da Aktifit ve Kızlar Sarda'ya devam ediyor. Benim ilk girişimim aslında Mila. Buna 10 ay önce bir tane bebeğim oldu, evet. Ben de iş çıkış saatlerini önce Mila, ondan sonra saat gece 7 ile sabah 2 arasında da çalışma yapıyorum, aynen. Ya gerçekten böyle şimdi bakıyorum şu andaki kadınlar o kadar multitasking ki, yani böyle herkesin, özellikle kadınlar mesela, biz o kadar bir işe sadece konsantreyiz ama kadınlar mesela birden fazla şeye, hem işte çocuk, hem işte resim, hem aplikasyon geliştirme, düşünüyorum böyle hep 10 parmaklarında 10 marifet, o anlamda çok hoşuma gidiyor ve özellikle kadın girişimcilerin olduğunu ve arttığını duymak gerçekten çok sevindirici. Bu anlamda sizleri tebrik ediyoruz. İstanbul'da Boğaz kenarında çok müthiş keyifli bir yolculuk yapıyoruz. Bir de şarkı çalalım. Her seferinde konuğumuzla, evet, şimdi de konuklarımızla. Dans edecek miyiz? Dans mı? Her şey evet, serbest. Size de uygun, yani sweater'ınıza da uygun eski bir parça bulduk. Inner Circle'da, evet. Sweat. Adı Sweat, şimdi çalıyorum. Turkcell Fizi'den geliyor. Evet. Günlük sürprizimizi... Aslında siz bunu kullanabilirsiniz etkinliklerinizde. Evet. Değil mi? Evet. Biz kullanalım bu şarkıyı ya. Bence kullanabilirsiniz, onu Sweat yani. Etkinlik başlarında. Manzara da müthiş bu arada. Çok güzel rengi. Tunç'un her zaman konuklarımıza sorduğu soruyu ben sorayım bu kez. Nasıl buldunuz bu ortamı? Çok keyifli. Televizyon stüdyosu yerine. Çok çok keyifli ve aslında lüks sınıfına da yaklaşan SUV aracının içindeyiz. Evet. Bir de bu arada rooftop da acayip insanın içini açıyor. Evet, çünkü çok geniş. Normalde alışık olduğumuzdan daha geniş. Ben şu anda çok ferah, hiç arabada gibi hissetmiyorum diyordum. Evet. Bir anda fark ettim ki ondan dolayı. Evet. Sunroof'u var. Panoramik. Ha, dolayısıyla bayağı bir ışık alıyor. Seyir keyfi çok yüksek. Seyir keyfi çok yüksek, evet. Yalnız gerçekten çok güzelmiş. Muhteşem. Ben bir sonraki sefer için söz aldım ama. Tamam. Bir sonraki sefer arabanın arkasından koşacağız. İlle bir spor olacak işin içinde. Şu anda ama motor sporları yapıyoruz. Öyle düşünün. Doğru. Güzelmiş. Honda CR-V içerisindeyiz. Elif Boyner'le ve Melis Abacıoğlu'yla sohbetimiz devam ediyor. Sweaters'ı konuşuyoruz. Yeni aplikasyon. Çok yeni olmasına rağmen ciddi bir katılım var. 10.000'e yaklaştı değil mi kullanıcı sayısı? Nedir hedefleriniz? Nasıl gidiyor? Neler planlıyorsunuz kendinizi tanıtmak için? Yani bu da mutlaka o anlamda insanların duyması için iyi bir program olacak. Nasıl aktivitelerle insanları daha çok çekmek istiyorsunuz içinize? Sweaters'ın şu anda 9.000'i aşkın üyesi olduğu 2 hafta içinde inşallah katlanarak devam edecek. Bizim hayalimiz 20.000'di bu yazın sonunda ama daha hızlı ulaşacağız gibi duruyor bu hayale. Yıl sonunda da 100.000 gibi bir rakam hedefliyoruz. En büyük heyecanımız da yurt dışına da açılmak. Çünkü yurt dışında spor yapma oranlarının çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. Türkiye'de daha gidecek çok yolumuz var ama yurt dışında da hızla büyüyebileceğimizi düşünüyoruz. Şimdilik bir hızlandırma programına kabul olduk startup olarak Eylül ayında.
Elif anlatabilir belki onu kısaca. Hızlandırma programı Elif. Sen anlat. Melisa'm anlatsam da. Tamam peki. Daldım. Şeyde, Eylül'de hızlandırma programı şu demek. Girişimcilere yönelik bir takım böyle acceleration program dedikleri hızlandırma programı oluyor. Kim düzenliyor bunu? Farklı kurum, kuruluşlar, bir araya gelmiş girişimciler, yatırımcılar, mentorlar. Bu ekip ama bizim başvurduğumuz ekip Adidas'ların torunları. Çok heyecanlı o yüzden. Çünkü spor hızlandırma programı bu. Spor girişimcilerini kabul ediyorlar. Biz de Berlin'deki bu programa bir ön kabul aldık. Şimdi inşallah bir şey yapacaklar, bizimle mülakat yapacaklar. Eğer oraya kabul olursak inşallah Berlin'deki bu hızlandırma programına gideceğiz. Bu spor ekonomisi müthiş büyüdü tabii. Son hızıyla devam ediyor. Boyner ailesinin 3. nesil girişimcilerinden, üyelerinden diyelim. Girişimci dedik, artık hep girişimci diye ağzımız alıştı. Elif Boyner ve arkadaşı Sweaters aplikasyonunun yaratıcılarıyla birlikteyiz. Melis Abacıoğlu. Peki Elif, bir soru daha geliyor. Neden hani bu yola, girişimcilik yoluna girdin? Sanat yetmedi mi sana? Çünkü sanatla uğraşıyordun, çok güzel şeyler yapıyordun, takip ediyorduk. Bunu öncelikle sormak istedim. Aslında sanat hakikaten hayatımın çok önemli bir parçası. Devam ediyorum da yapmaya. Ama hep bir eksiklik hissediyordum. Çünkü sonuçta sanat yaptığın zaman işlerini gösterdiğin yere gelen insanlar 3 aşağı 5 yukarı seninle aynı şeyleri düşünen, seninle aynı ideallerle paylaşan, aynı eğitimden gelen insanlar. O yüzden çok da fazla aslında insanlara dokunamıyorsun gibi geliyor bana. Özellikle eğitim seviyesinin birbirinden çok farklı olduğu bir ülkede, Türkiye gibi. Yani burada ulaştığın insan çok kısıtlı. Evet. Onun için hep böyle çok fazla da çok bencil geliyordu aslında. Bencil geliyordu sanat. Çünkü ne hep uğraşanlar ne de aslında takip edenler, izleyiciler çok hep elitist değil mi Türkiye'de? Yani böyle hani yok yani izleyiciler ve takip edenler ve yapanlar için elitist yani değil de yani genel bir şey yani elitist duruyor dışarıdan özellikle böyle bir ülkede çünkü ulaştığı kitle çok belli bir kitle yani çok da içlere girip yeni insan yani insanlara fazla dokunamıyorsun böyle ülkelerde. Evet. Veya işte Ai Weiwei gibi efsane bir hakikaten kendini buna adamış bir adam olacaksın ve gerçekten öyle bir yeteneğin Ai Weiwei gibi yani o adamın amacı zaten hani insanların içindeki gücü ortaya çıkarmak, fark ettirmek. Öyle olduğun zaman yani hakikaten sokak sanatı hakikaten insanlara ulaşan şeyler yaptığın zaman çok etkili oluyor ama o beyinler de hepimizde yok yani hani çok başka bir kafa başka bir yol. Yani sanatta ben daha çok bir şekilde insanlara dokunabildiğim, ulaşabildiğim bir şey de yapmak istiyordum ama ne yapacağımı bilmiyordum. Sonra Sweaters ampul yanınca zaten tamamıyla her şey birbirini tamamladı. Ya da mesela Boyner'de çalışabilirdin. Hani hiç o öyle bir şey hiç istemedin zaten. Öyle bir iş dolayısıyla hani bu tercih ettiğim bir yol oldu. Evet ama yani şimdi mesela bu işe başladıktan sonra hani Boyner'le çalışma fikri de daha hani sıcak gelmeye başladı çünkü o da bir girişimcilik hikayesi çünkü yani içinde bulundurduğu markalardan dolayı, babandan ama dolayı. Melis değil mi? Sanki zaten o ofiste olduğumuz zaman, o insanlara yakın olduğumuz zaman zaten bir yerinden bir şey yapasın geliyor o insanlarla. İnanılmaz bir şey. Çünkü öyle bir enerji veriyorlar. Var. O enerji içerisinde büyüyorsun, yaşıyorsun hayatın boyunca. Ya dolayısıyla biz o kadar destek alıyoruz ki Boyner ekibinden artık biz kendimizi Boyner mi diyorlar gibi işte evet Boyner'le çalışıyoruz diye biliyoruz ama aslında yani evet, öğrencileriyiz. Yani öğrencileri gibiyiz. Acayip destek oluyorlar bize ama işte startup'ız onlar. Hani iki beşeri insanın kurmuş olduğu böyle bir şey, bir startup'ız aslında. Evet. Şimdi aplikasyonun kendi kendine
geliştirmesi, insanlardan gelen tepkilerle, geri bildirimlerle o tarafı konuşuyorduk. Ne gibi özellikle onların size tavsiyeleri olduğu, eleştirileri olduğu, hangi temel noktalarda hakikaten böyle bir kendi kendine değişme durumu var değil mi? Ya acayip, yani bütün geri bildirimler zaten aynı noktada toplandı. Biz hemen şu anda ilk yaptığımız şey bir, Facebook üzerinden sadece giriş yapıyorduk. Yani gerçekten insanların yarısının Facebook'u yokmuş. Biz hemen değiştirdik onu. E-mail'de de giriş yapabiliyorsunuz. Yani hemen falan yapıyoruz onu şu anda. İkincisi, en çok gelen ikinci geri bildirim, haritada insanların üstüne tıklıyor diğer insanlar ve açamadıklarında gerçekten rahatsız olduklarını gördük. Biz de tam tersine, insanlar hani birbirlerini görmek istemezler. Hani hatta görürlerse rahatsız olurlar diye düşünmüştük. Hiç alakası yok. Herkes birbirini göstermek görmek istiyormuş. Kendisine. Nerede olduğunu göstermek istiyormuş yani. Çok ilginç. Evet, çok acayip. Biz de çok şaşırdık. Hemen bunu geliştiriyoruz. Tabii ki izin dahilinde. Yani herkes diyecek ki ben kendimi göstermek istiyorum ve bu şekilde karşı tarafı da görmek istiyorum diyecek. Bunu geliştiriyoruz. Üçüncüsü ve en heyecan verici olan kısmı. Şimdi hadi açtık ya sizinle biraz önce. Evet. Spor etkinliği açtık. Yarın Balmumcu'da yürüyeceğiz. Saat 6'da başlayacağız. Bebeğe yürüyeceğiz. Evet. Şimdi onun üzerinden siz ne isteyeceksiniz? Bu hadiye katılan insanlar, arkadaşlar geliyor musunuz? Bakın burada buluşacağız falan yazmak isteyeceksiniz. Biz bunu yapabileceğiniz o hadi üzerinde bir grup mesajlaşma bölümü açıyoruz. Hmm. En çok istenen şey bu çıktı çünkü. Kendi içlerinde konuşuyorlar. Aynen öyle. O kadar işte 20 kişi gelmişse yarına kadar. 20 kişi kendi arasında konuşabilecek aynı şeydeki gibi. Yoksa tek tek mesaj atmak Türksel BİP'teki gibi belki. Aynen. Çok güzel. Grup kuruyorsun. O da çok mantıklı. Aynen. Ki hepimizin yaptığı şey normal hayatta da iş hayatında da hani çalışma grupları oluşturup birbirimize çok hızlıca haberleşebiliyoruz. Biz de yapıyoruz ya Orkun. Tabii ki. Televizyon tarafında. Tabii ki. Çok güzel. Yani ana konu spor, ana konu sosyalleşme. Onlar hepsi bir araya geldiğinde müthiş bir çalışma çıkmış ortaya. Bundan sonrası için ne hedefliyorsunuz? Zaten belli ölçüde bir yere gelmişsiniz çok hızlı bir şekilde ama tabii yol uzun. Ne hedefliyoruz? Aslında önümüzdeki seneden itibaren artık yurt dışı noktamızda olmayı hedefliyoruz. Ve şöyle bir şey var. Berlin'de aslında Türkiye'de %2 spor yaparken Berlin'de %92 spor yapıyor gibi bir oran var. Tabii. Ve Berlin gerçekten bir start, yani girişimciler için bir cennet hakikaten. Yukarı çıkabiliriz buradan. Onun için Berlin'le başlayıp... İlk hedefiniz Almanya yani. Evet, Berlin. İlk hedefimiz Almanya. Yurt dışı derken Berlin, evet. Ama yani o kadar... Yani bilemiyoruz ki yani öyle bir anda dallanabilir de hani gerçekten her yani bambaşka yerlerden temsilcilik talepleri gelebilir. Yani çünkü biz o kadar yani Sweatstop peşinde koşarken şimdi artık 2 hafta oldu Sweatstop'lar bizi arıyor. Biz Sweatstop olmak istiyoruz diye. Biz dahil olalım, gözükelim. Kim bilir belki de Berlin'den sonra bir şehirden diyecekler ki ya buraya da yapalım. Oradan bir şey gelecek. Hani bu hani küçük hikayeden büyüğe dönüştürdü ama yani böyle... Oluyor genelde galiba bu işler. İşin bilim kurgu kısmından da kısacık bahsedelim. Evet. İşin teknoloji tarafında artık içeride bir ortağımız olduğu için ona çok güveniyoruz ve onunla Pınar beraber geldi, bu evet Pınar'la beraber bilim kurgu sweaters bilim kurgu numara bir başlıyoruz. Ya şöyle bir şey hayal ediyoruz aslında ve bu çok uzak bir bilim kurgu değil aslında yani seneye falan bunu artık olgunlaştırmış olmak istiyoruz. Şöyle bir şey hayal edin. Birisiyle spor yapmak istiyorsunuz. Yaklaşık biz baktık 30 ila 32 tane yazışma yapmanız gerekiyor. Yani özellikle mesela bir de bir şey atıyorum Kartal Kaya'ya mı gideceksiniz kayak yapmaya? Firmayı aramanız gerekiyor, saatlerini öğrenmeniz gerekiyor, bütçesini öğrenmeniz gerekiyor, para ödemeniz gerekiyor. Sonra arkadaşınızla konuşmanız gerekiyor, onu almanız gerekiyor. Şimdi bütün bunları sizin için Sweaters App yapsa ne kadar güzel olurdu. Şimdi bir akıllı asistan geliştiriyoruz arka planda. Ve sizin takviminize, arkadaşınızın takvimine erişebilecek, sizin önceliklerinizin farkında ve bu diğer spor merkezleriyle de konuşabilen bir akıllı asistanı olacak Sweaters App'in. Ve bunları sizin için organize edip diyecek ki, ya arkadaşlar hafta sonu kayak sezonu da açıldı. Ben sizin için bir rezervasyon yaptım. Hadi gidelim diyecek. Siz daha hiçbir şey yapmadan. Harika. Diğer bilim kurgu kısmı ise biraz daha uzakta. Onu da Elif favorisi. Siri gibi yani. Neredeyse akıllı. Siri'nin evet. Daha akıllısı. Siri'nin bir tık daha akıllı. Sweaty. Sweaty olacak adında. Çok iyi. Çok iyi. Biri de sanal gerçeklik gözlükleri. Şimdi şey düşünün. Belki... işte Zeynep treadmill'in üzerinde koşuyor ama çok sıkılıyor tek başına treadmill'in üzerinde koşuyor olmaktan. Takıyor gözlüklerini. Aynı anda Paris'te yakışıklı Jean-Pierre de takıyor gözlüklerini. Ve bunlar birbirlerinin avatarları değil mi? Bunlar kahramanlarımız Zeynep'le Jean-Pierre, tamam. Onlar birbirleriyle koşuyorlar Como Gül'ün etrafında mesela. Ve gerçekten birbirleriyle konuşabiliyorlar, birbirlerini görüyorlar. Yani orada gerçek hayatta birlikte değiller ama sanal dünyada beraber spor yapıyor olacaklar. Ve kim bilir belki o kadar iyi anlaşıyorlar, kaynaşıyorlar ki daha sonra Eiffel Kulesi'ne beraber gidip yukarı çıkıp işte
Paris'e bakıyorlar. Paris için. Güzelmiş. Romantizme kadar gider. Buradan belediye başkanına gönderip nikahını da kıyılırmak için. Bir anda tindiyor. Zeynep ve Şampiyer. Çok iyiymiş. Şimdi spor, ilk başta söylediğimiz şeye geri döneceğiz belki ama Elif hani spor yapmaya başladıktan sonra değişmiş. O değişim nasıl oldu, o süreç nasıl oldu kendisine sormak yerine Ayşe Boyner'i, ikiz kardeşini arayalım diyoruz. Görüntülü konuşalım. Bakalım o ne diyecek Elif hakkında? Hani Elif'te ne tür değişiklikler meydana gelmiş 4 sene önce spora başladıktan sonra. Arayalım bakalım Turkcell VIP'ten. Görüntülü konuşalım kendisiyle. Arayabilir misiniz? Arıyorum. Merhaba. Beni görüyor musunuz? Heh, şimdi görüyoruz. Merhaba Elif. Ne haber Ayşe? İyi, İyi, sana birkaç sorumuz var. Evet. Buyurunuz. Siz sorun. Ben soruyorum. Hangi soruyla başlasak? Spor sence benim hayatımda nasıl değişiklikler yaptı? Çok daha pozitif bir insan oldum. Daha sosyal bir insan oldum. Eskiden negatif miydim? Ya şu anki kadar pozitif değilim. Yani şu anki kadar bir seni kadar pozitif değil herhalde. Tamam. Senin spor hayatın nasıl? Efendim? Senin spor hayatın nasıl? İşte bir var bir yok. Sallantıda. Ama ayağında biraz daha... Ayağında birazcık daha bu işe girmeye çalışıyor. Sweaters'i denedin mi? Sweaters diye bir uygulama varmış. Tırmanış arkadaşı bile buldum. Gerçekten mi? Herhalde. Aa, ne zaman gidiyorsunuz? Haftaya hafta sonu. Nereye? Ballıkayalarda. Aa, bunu bilmek bayağı heyecanlandırdı beni. Benim için en çok istediğim sweater üzerinde tırmanış arkadaşı evet. Bulmak. Ben çok meraklıyım. Merak ediyorsan her bulduğum sweater'ı seninle paylaşabilirim. Tamam. Başka soru var? Başka yok. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bağlandığınız için. Bay bay. Görüşürüz. Evet, sizleri ofisinizden aldık. Güzel bir Boğaz turu yaptık. Çok keyifli bir araba, otomobil yolculuğu birlikte. Çok teşekkür ederiz. Spor konuştuk. Birlikte spor yapmak isteyen insanları konuştuk. Teknolojiyi konuştuk. Ve sizin bu bebeğinizi ve onun ilk adımlarını konuştuk. Sweaters'ın ilk adımlarını konuştuk. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Bunu arada sırada yapalım. Yapalım. Kapatırken şey yapıyoruz mutlaka. Şimdi yine yapalım. Herkes ismini söylerse çok sevinirim. Kapatırken öyle olsun. Kapanmış olsun. Ben Tunç Altınbaş. Ben Elif Boyner. Ben Melis Abacıoğlu. Ben Orkun Yazgan. Yeni bir yol boyunca da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.